Aynasız Ülke. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskiden, uzak bir diyarda çok mutsuz bir ülke varmış. Bu ülkeyi yöneten kralın halkına gösterdiği sevgi ve saygı bile ülke halkını mutlu edemiyormuş. Bunun nedeni ise ülkenin hiçbir yerinde aynanın olmamasıymış. Güzel kızlar kendilerini seyredecek aynaların olmamasından şikayet ederlermiş. Bugün saçların çok çirkin. Evet ama ben bilmiyorum, ayna yok ki, neye bakıp tarayayım ki saçlarımı? Prensesin kendini çok çirkin bulmasından dolayı çevresinde hiç ayna görmek istemiyormuş. Kral da kızının mutsuz olmasına dayanamadığı için bu emri vermek zorunda kalmış. Prenses öylesine mutsuzmuş ki saraydaki odasından hiç dışarı çıkmaz, kimselere gözükmezmiş. Kral buna daha fazla dayanamayacağını anlayarak tüm ülkelere duyuruda bulunmuş. Her kim ki kızımın çirkinliğini yok ederse ona krallığımı bağışlayacağım. Aralarında büyücüler, cadılar, şaklabanlar, doktorlar, daha buna benzer birçok insanlar akın akın bu ülkeye gelmiş ve prensesi güzelleştirmek için aklı hayale gelmeyecek şeyler denemişler. Ama hiçbiri prensesi güzelleştirmeyi başaramamış. Kral tüm bu insanları öfke içinde ülkesinden kovmuş. Bir gece yarısı prenses öylesine bunalmış ki tüm ülke derin bir uykudayken o saraydaki odasından sessizce dışarı çıkarak ormana doğru yürümüş. Birden karşısına şarıl şarıl akan bir çağlayan çıkmış. Çok şaşırmış. Şimdiye kadar bu çağlayanın burada olduğunu hiç bilmiyormuş. Ay ışığı altında öylesine parlıyormuş ki prenses suyun kenarında bir ağacın dibinde oturmaktan kendini alamamış. Prenses çağlayana öylesine dalmış ki birden yanı başında beliren bir atın sesiyle irkilmiş. Başını kaldırıp baktığında pırıl pırıl parlayan bir yüzle karşılaşmış. Üzerinde yırtık giysileri olmasına rağmen oldukça yakışıklı bir genç duruyormuş karşısında. Birden başını çevirerek elleriyle yüzünü kapatmış. "Hayır, lütfen gidin buradan. Bana bakmanızı istemiyorum," diye bağırmış. Delikanlı bu sözler karşısında atından inerek prensese yaklaşmış. "Neden size bakmamı istemiyorsunuz?" diye sormuş. Prenses ellerini yüzünden çekmeden "Çirkinliğimi görmenizi istemiyorum," demiş. Bunun üzerine genç delikanlı gülerek "Suya bakarsanız siz de benim gördüğümü göreceksiniz. Ben şu anda dünyanın en güzel yüzünü görüyorum," demiş. Prenses tüm cesaretini toplayarak ışıl ışıl parlayan suya bakmış. Bu onun görüntüsü olamazmış. Başını kaldırıp çevresine bakmış. Kendinden ve genç delikanlıdan başka kimse yokmuş çevresinde. Tekrar suya bakmış, aynı görüntü orada duruyormuş. Birden mutlulukla gülümsemiş. Yüzü bir anda aydınlanmış. Mutluluktan gözleri parlamış, yanakları kızarmış. "Aman tanrım, bu bir rüya olmalı," diye düşünmüş. Delikanlı, "Gözleriniz gökyüzündeki yıldızlardan da parlak. Yüzünüz ayı küstürüp uzaklaştıracak kadar güzel," demiş. Prenses tüm bu sözler karşısında kendini biraz daha güzel bulmaya başlamış. Genç delikanlının söyledikleri sanki gerçekten de yüzünde var oluyormuş. "İnanamıyorum. Ben gerçekten de güzelmişim. Ama neden bunu daha önce fark etmedim ki?" demiş delikanlı. "Sanırım bu gerçeği birinin size söylemesini ve göstermesini bekliyordunuz," demiş. Prenses suya tekrar tekrar bakmış. Sonra başını kaldırıp genç delikanlıya
teşekkür etmek istemiş. Ama onu görememiş. Atlı genç geldiği gibi sessizce geri gitmiş. Prenses koşar adımlarla saraya geri dönmüş. Bütün olanları babasına anlatmış. Kral kızının bu mutluluğunu tüm ülkeye duyurmuş. İnsanlar artık prensese baktığında karşılarında çirkin bir yüz görmüyorlarmış. Kral ülkenin her tarafını aynalarla donatmış ve kızının mutluluğunu sergilemek için sarayda bir balo tertiplemiş. Tüm ülkelerden insanlar çağrılmış, onlar prensesin çok çirkin olduğunu duymuşlar. Oysa şu anda karşılarında çok güzel bir kız duruyormuş. Prenses kendine bakan bir çift gözle karşılaşmış. Bu gözleri hemen tanımış. Bu Çağlayan'daki delikanlıymış. Ben size teşekkür etmek istiyordum. Sizi bulmak istememizin bir nedeni daha vardı. Babam bir konuda söz vermişti ve bunu başarabilen tek insan siz oldunuz demiş. Prens gerçeği prensese anlatmış ve kendisinin de bir prens olduğunu, bir başka krallara ihtiyacı olmadığını ve sadece onu görür görmez aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söylemiş. Prenses büyük bir mutlulukla genç prensin teklifini kabul etmiş. Çok geçmeden ülkede bu mutlu düğün büyük bir ihtişamla yapılmış. Prenses bir daha kendisini hiç çirkin görmemiş. Çünkü artık biliyordu ki iç güzelliği her zaman insanın yüzüne yansırmış.